İşte diyor ki mesela vatandaş, ya ben söyledim yapmadılar, bana ne, ben ne yapayım da diyor ve işin içinden sıyrılıyor. Kendisini camiye atabiliyorsa atıyor, bir daha da tamamlıyor. Ne çocuğuna, ne torununa, ne kızına, ne hanımına hiçbir şeyi sözü geçmiyor. Gerçekten bu doğru mu? Bunu soracağım. Yani bir fert olarak, bir kimlik olarak üzerimize düşen bir görev yok mu? Yani ben söyledim yapmıyorlar deyip kenara çekilmek ne kadar doğru? Şimdi öncelikle bu olayı bir ayet-i kerimeyle bir emir olduğunu telakki edelim. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehliküm. Bir emir. Emir kipiyle söylenen bir ifade. Rabbimiz diyor, ey iman edenler ku enfusekum, kendi nefsinizi ne yapın? Koruyun, muhafaza edin. Ve ehliküm, ehlinizi. Ehlinimiz dediğimiz zaman bunun içine önce çoluk çocuğumuz, eşimiz, ailemiz, yakınımız, akrabamız, sülalemiz, çalışanımız, yanımızdakilerin anlamı bunun içine gelebilir. Geniş düşünebiliriz yani. Bir geniş şey bakış açısıyla burayı değerlendirebiliriz. Bir sorumluluk duygusunu Allah vermiş mi bize? Evet. Vermiş. Neyden korunun? Vel hicara, ayet-i kerime devamında işte ateş, yakıtı, insanlar ve taşlardan olan bir cehennem azabından korumamız isteniyor. Burada Evet. ne var? Yani bir çocuk, tabiri caiz gözümüzü canlandıralım. Yetişkin biri veyahut da ama, kör, sağır, bir şey olabilir, engelli biri ateşe doğru gittiğinde merhamet sahibi bir insanın bu süreci nasıl değerlendirmesi lazım? Ya bu adam ateşe gidip yanacak. Evet, kendi çocuğu da Velev ki olabilir. kendi çocuğu olabilir, yakın olabilir, sevdiği biri olabilir. Bunun bir sebebi olabilir. Adamın gözü kapalıdır, uyku modunda gidiyordur. Yani şuur etmiyordur. Vuhum la yeş'urun var ya ayet-i kerimede, birçok Müslümanlar belli şeyleri şuur etmiyor. Bugün de öyle zaten. Adam bakmışsın gidiyor faiz almaya. Yani sen diyorsun ki benim evladım faiz almaya gidiyor, bana ne, ne yapayım diyemezsin yani, bu şuursuz. Yani orada ateşe gidiyor Hani aslında. bu adam harama gidiyor. Kendileri harame narun. Yani haram ateştir. Harama giderken sen bunu ne yapman lazım? Bir dakika bir dur. Kendine bir gel. Bu bir ateşe gitme olayı. Kendini yakacaksın. Ahirette bu işin cezası var. Yani ne tetiklenmesi lazım? Senin ehlinin mesuliyetini hissederek onun için bir eyleme geçmen lazım. Evet. Haram olduğunu, yanlış olduğunu, gerekirse sözlü, gerekirse elinle bir müdahalede bulunup onu çekmen lazım. Yapma demen lazım. Hani büyüklerin dediği gibi akıt hun diyor. Gerekirse ağlayacaksın, sızlayacaksın, ne olur diyeceksin. Yapma Allah rızası için diyeceksin. Yani ne yapabilirim senin bu sıkıntını çözmek için diyeceksin. Bir feryat lazım mı? Lazım. Evet. Şimdi burada hani bana necelik mantığı, asla böyle bir şey yok. Çünkü biz zannediyoruz ki ben görmedim, duymadım, bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ya bugün senin evladına merhametin yok mu? Evladına dokunacaklar yarın. Eşine dokunacak. Zulüm bir yerde devletleşiyorsa bu zulüm sana gelmez mi? Hani Behlül Dani Hazretleri'nin dediği gibi bana necelik mantığıyla alakalı ne yapmış? Bir gün gelmiş evin önünde bir kurban kesmiş. Kurbanını almış evin önüne asmış. Evet. Kokmaya başlamış. Demişler ne yapıyorsun ya Behlül? Ha demiş herkes değil, herkesin her koyun kendi bacağından asılır. Yani benim kapımın önünden size ne? Olur mu dedi ya, bütün mahalle dedi sinekler, pislik dedi, bütün böcekler, haşereler kokusundan biz bıktık falan demeye başlayınca, hani her koyun kendi bacağından asılırdı. Hani Evet. mahallenin önündeki pislik kimseyi ilgilendirmezdi, evin önündeki pislik kimseyi ilgilendirmezdi mantığı nerede? Öyle olmuyor. Aynen Bugün öyle. bakın, yıllar evvel biz şunu çok konuştuk. Bazı Müslüman haber kesimleri haber yapardı Türkiye'de. Derlerdi ki işte filan yerde, yani yanlış gibi gösterirlerdi, bir marka tesettürün defilesini yapıyor mesela. Ya işte bunu haber yapıyor, kötülüyor ama. Ya bazı şeylerin, bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bazı kötü ahlakların, kötü işlerin dahi yani sitemini yaparken bile haber yapmak iyi bir şey değil. Çünkü nefis öyle bir özelliğe sahiptir ki kınarken bile Onu alır. onu alır. Benimser onu yani. Fıtri olarak alır, sahiplenir yani. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz. Olmazmış mantığı oradan gelir. Yani ben bir kötüyü dillendirdim. Bak kötüyü dillendiriyorsun, onu meşrulaştırıyorsun. Bir gün Türkiye'de çünkü konuşuluyor. Ya aile programları çıktı ama rezillik çok kötü ya. Kimin ne yaptığı belli değil falan. Adam telefonu alıyor eline. Dur bakayım diyor ya. O şey o dur bakayım dediğinde takıldığın olta var ya. Onlar o yüzden prim yapıyor. Yani aslında kötülük, pislik istemesen de çok hızlı yayılır. İyilik zaten böyle zor yayılır. O yüzden sen ne yapman lazım? Kötülüğün yayılmaması için mücadele etmen lazım. Devamlı bir gayret içinde, bir azim içinde olman lazım. Ama maalesef şu anki bizi şöyle bir algıyı yerleştirdiler bu topluma. Bunu dille izleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü bizim muhafazakar belli bir kitle
demokrasiyi din gibi anladı. Yani orada çok büyük bir yanlışımız var. Bir hükümetin rejimiyle Müslümanın rejimi aynı olmamalı. Ta ki İslam rejimi değilse. Yani bir müminin, bir Müslümanın işinde kimin kuralı geçer? Allah'ın kuralı. Kitabullah. Evinde Kitabullah. Ha sisteme geliyorsun, devlet sistemine. Bakıyorsun ki devletin sistemi Kitabullah değil. Olabilir. Türkiye'de Amerika Kitabullah'la yönetilmiyor. İngiltere, Fransa, Suud bile Kitabullah'la yönetilmiyor. Kendi kavramları, kuralları var. Evet. İran sorsan İslam Cumhuriyeti diyor ama Kitabullah'la yönetilmiyor. Misal diyorum. Türkiye İslam devleti mi? Değil. Değil. Laik bir sistem üzerine kurulmuş bir devlet. Şimdi kalkıp devletin o sürecini yani işleyişini senin inanç olarak benimsemene gerek yok. Şu an Türkiye'de en çok konuşulan muhafazakar kitlenin tutmuş olduğu bir demokrasi terimi var. Ya bu hükümetle alakalı bir şey. Devlet yapısıyla alakalı bir şey. Biz bunu alıyoruz bir anne baba olarak. Evimizde çocuğumuza demokrasiyi anlatmaya çalışıyoruz. Düşünün ki bir 10-12 yaşında bir çocuk demokrasi anlayışını benimsemiş. Anne benim de haklarım var. Seni mahkemeye verebilirim. Bana vuramazsın baba. Bir yere kadar bak benim 18 yaşına kadar devlet himayemde korunaklığım var. Bir kadın misal diyorum eşine bak sana uzaklaştırma veririm. Seni evden attırırım. Seni belli şeylere bağlarım. Evet. Şeyler ya işte ne diyorlar ona? Nafakalara vesaire falan. Evet, evet, evet. Yani bu demokrasinin alçısı yani ölçüsü, şekli, şemali, çatısı buysa bunun altına İslam'ı sokmaya çalışmak zorunda değiliz maalesef. Şimdi biz çocuklarımızı diştirirken çocuklarımızı bırakmışız demokrasi sistemine. Bana ne ya ne yapalım? Çocuk işte toplum böyle oldu. Köle, herkesin çocuğu bunu yapıyor. Bu laflar tamamen demokrasi lafları, İslam lafı değil. Bunu bilin. Bu ayeti kerimenin muhatabı ümmeti Muhammed'dir, Müslümandır. Mesulsün kardeşim. Evet. Evladından mesulsün, eşinden mesulsün. Giyimine, kuşamına kadar, yediğine, içtiğine kadar, arkadaşlık çevresine kadar, duygu ve düşünce olarak fikir yapılarındaki oluşurken eğitiminden, nerelerden ne besleniyor? Hangi konulardan, hangi kitaplardan, hangi hocalardan besleniyor? Onu dahi takip etmek mesul. Zorundasın. Evet, kenara çekilmek olmaz. Yok.